İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın Van'da 1600 yıllık tarihi Ermeni kilisesi yıkımın eşiğinde. Artsakh'ın İvanyan köyünde yakında 10 apartman hizmete girecek. ABD Dışişleri Bakanlığı Ermeni-Azeri ilişkiler hakkında. Doğrudan diyalog, kalıcı barışa ulaşmanın anahtarıdır. AGİT, ikili hazırlıkların bulunduğu Ermenistan Cumhuriyeti ile işbirliğini derinleştirmeye devam edecektir. Avrupa Birliği gözlemcileri devriye gezmek için Ermenistan Cumhuriyeti-Azerbaycan temas hattına gitti. Batı Ermenistan'da eğitim, KİHE okulları. Frankfurt'taki Uluslararası Kitap Fuarı'nda Ermenistan Cumhuriyeti standı Yehşe Çarents'e ithaf edildi. Batı Ermenistan'ın Van ilinin Başkele ilçesinde yer alan Surp Bartolomeos Ermeni Manastırı yarı yıkılmış durumda. Giriş kapısının kemeri korunmuş ancak kubbesi harap durumdadır. Bu manastır 1600 yıl ayakta kalmayı başardı ancak son 100 yılda yıkıldı, terk edildi ve şimdi kasten yıkılıyor. Geleneğe göre manastır 1. yüzyılda Kral Sanaturuk tarafından havarisi Bartolomeos'un mezarı üzerine kurulmuştur. Manastır hakkında 13. yüzyıldan beri kanıtlar bulunmaktadır. Orta Çağ'da manastır Ahbak ilçesinin piskoposluk merkeziydi. Manastır kilisesi 13. yüzyılda antik bazilikanın temeli üzerine inşa edilmiştir. 1915-1916'daki Armenosit sürecinde manastır Türk ordusunun kontrolüne girdi. 1990'lardan itibaren özel bir askeri birliğin üssü olarak kullanıldı. Manastır kompleksi 1966 depreminde büyük hasar gördü. Kilisenin kubbesi 1960'lı yıllara kadar ayaktaydı. Ancak bundan sonra tüm yapı yavaş yavaş çöktü ve kubbeden hiçbir şey kalmadı. Artsakh'taki Askelan bölgesinin İvanyan köyünde inşa edilen yeni mahallede toplam 120 daireli 15 apartmandan 10'u yıl sonuna kadar hazır olacak. Bu durum Artsakh Cumhuriyeti Kentsel Gelişim Bakanlığı tarafından bildirildi ve binaların bazılarında inşaat çalışmalarının tamamlandığını, bazılarında ise iç ve dış dekorasyon işlerinin devam ettiği de belirtildi. Söz konusu 10 apartmanın inşaat işlerinde 7 inşaat şirketi faaliyet göstermekte, finansmanı Hayastan adlı Tüm Ermeniler Fonu tarafından sağlanmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri, Ermenistan Cumhuriyeti ile Azerbaycan arasındaki herhangi bir sorunun üstesinden gelmek için doğrudan diyaloğa değer veriyor. Bunu Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Yardımcısı Vedant Patel gazetecilere verdiği briefingde ifade etti. Patel, ABD Dışişleri Bakanı Amerika Birleşik Devletleri'nin Ermenistan Cumhuriyeti-Azerbaycan barış görüşmelerine bağlı olduğunu vurguladı ve biz iki lideri kendileri için en faydalı olacak herhangi bir formatta görüşmeye çağırdık. Bizim bakış açımız şudur. Sorunların üstesinden gelmek ve kalıcı barışa ulaşmak için çözüm doğrudan diyalogtur. Güney Kafkasya'nın 3 ülkesinin egemenliğini ve bağımsızlığını Amerika Birleşik Devletleri'nden daha fazla destekleyen kimse yoktur dedi ve Amerika Birleşik Devletleri'nin 1991 yılında Ermenistan Cumhuriyeti, Azerbaycan ve Gürcistan'ın bağımsızlığının yeniden kazanılması sırasında da benzer şekilde desteğini ifade ettiğini vurguladı. Bu bağlamda Batı Ermenistan barış görüşmelerinin ancak Türk-Azeri İkilisi işgal altındaki Ermeni yerli topraklarından ayrıldığında gerçekleşeceği görüşünü dile getirdi. Ermenistan Cumhuriyeti Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan, AGİT ihtiyaç değerlendirme heyeti üyelerini makamında kabul etti. AGİT ihtiyaç değerlendirmesi misyonuna Polonya'nın AGİT'e başkanlık eden temsilcisi Albay Robert Arkadiusz Tacik başkanlık etti. Armen Grigoryan kendi sosyal kullanım hesabı Facebook sayfasında şöyle yazdı. Misyon üyelerini memnuniyetle karşıladım ve misyonun 13 Eylül'de Azerbaycan'ın saldırganlığı hakkında uluslararası topluma bilgi aktarma çalışmalarını önemsedim. Azerbaycan birliklerinin 13 Eylül'de başlattığı saldırganlığı ve sonuçlarını sundum. Yukarıda söz edilen olayların sadece Ermenistan Cumhuriyeti'nin egemenliğine değil, aynı zamanda Ermenistan demokrasisine de bir darbe olduğunu vurguladım. Albay Robert Arkadiusz Tacik
AGİT'in Ermenistan Cumhuriyeti ile ikili hazırlıkların bulunduğu işbirliğini derinleştirmeye devam edeceğine duyduğu güveni dile getirdi. Avrupa Birliği Dış Politika ve Güvenlik İşleri Yüksek Temsilcisi Josep Borrell liderliğindeki Avrupa Dış Eylem Servisi tarafından bildirildiğine göre Avrupa Birliği gözlemcileri devriye gezmek için Ermenistan Cumhuriyeti Azerbaycan temas hattına gitti. Servis Twitter'da Avrupa Birliği misyonunun güven oluşturmak ve sınır komisyonlarını desteklemek için sınırın Ermeni tarafındaki durumu izleyeceğini belirtiyor. Sivil gözlem misyonunun konuşlandırılması kararı bu ayın başında Ermenistan Cumhuriyeti, Azerbaycan, Fransa ve Avrupa Konseyi liderlerinin görüşmesi sonucunda Prag'da alındı. 40 silahsız Avrupalı gözlemci Ermenistan Cumhuriyeti'nde en fazla 2 ay kalacak. Batı Ermenistan, temas hattındaki Avrupa Birliği gözlemcilerinin varlığının saldırgan Azerbaycan'ı en azından geçici olarak dizginleyeceğini umuyor. Kiğe ilçesi, Batı Ermenistan'ın başkenti Karin Erzurum ilinin güneybatı kesiminde yer alan ilçenin bir parçasıydı. Ermeni bibliografisinde Kiğe, Gurzan, Horza, Horzayni isimleriyle de anılmaktadır. Bazı tarihi dönemlerde Kiğe, ilçedeki birçok manastırın kalıntılarının kanıtlandığı gibi bir okuma ve bilim merkeziydi. Geleneğe göre Kiğe manastırında erkeklerle birlikte kızlar da eğitim gördü. Kızların kilise ayinlerine ve şarkı söylemelerine de izin verilmişti. Kiğe'da 18. yüzyılın sonlarında ve 19. yüzyılın başlarında okullar açılmıştır. Kaynaklara göre 1800-1810 yılları arasında Hups köyü Ermenileri okulu genişletir ve ayrıca kızlar için özel bir okul açarlar. İstanbul'da eğitim görmüş Karin Erzurumlu bir genç olan Melkon Candemiryan da Ermeni Darman köyünde bir okul açar. Aşağıdaki bağlantıdan makalenin tamamını okuyabilirsiniz. Ermenistan Cumhuriyeti Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Bakanlığı'nın desteğiyle Frankfurt Uluslararası Kitap Sergisi'ne ayrı bir standla katıldı. Bu yıl Ermenistan Cumhuriyeti standı yazar Yeşil Çarenç'in 125. doğum yıl dönümüne adandı. Frankfurt Sergi Fuarı türünün en büyük uluslararası kitap platformudur. Ermenistan Cumhuriyeti 20 yıldan fazla bir süredir katılıyor. Etkinliğe bu yıl dünyanın 100 ülkesinden 7000'den fazla temsilci katıldı. Fuar Ermenistan Cumhuriyeti'nde ve yurt dışında yayınlanan yabancı dildeki Ermeni edebiyatını ve kültürel yazılı mirası bir kez daha sergilemek ve yaygınlaştırmak için harika bir fırsattır. Ermenistan Cumhuriyeti'nin Frankfurt Uluslararası Kitap Sergisi'ne katılımının amaçları, kitap dağıtımı alanında uluslararası işbirliği, Ermeni edebiyatının yurt dışında yaygınlaştırılması ve edebi alanın tüm yönlerinin geliştirilmesidir. Batı Ermenistan, Ermenistan Cumhuriyeti'nin böyle uluslararası bir festivalde Batı Ermenistan'ın Kars doğumlu evladı Yeşil Çarenç'in eserleriyle temsil edilmesinden dolayı mutludur. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Thomas Boğsan tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Ayloti Yarcan adlı eseri sunuyoruz. Sirelem sere neresin Ayloti Yarcan? Havnelem açkun kin canloti yarcan. Ayloti yarcan, canloti yarcan. Bohadım arcan, canloti yarcan. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.